Evet, gördüğünüz gibi bir vatandaş arabasıyla geldi ve Ekmeksiz Plajı'nın verdiğimiz mücadele sonucu açılan kapısından geçerek Ekmeksiz Plajı'na girdi. Evet, sezonun başlamasıyla kapatılan, kapısına zincir vurulan Ekmeksiz Plajı verdiğimiz mücadeleler sonunda meşhur demir kapıdaki zinciri kaldırttırdık. Kapı açıldı. Sadece şu anda üstünden geçtiğimiz kum yığını var, araçların girişini zorlaştıran. Bir de sanki her an tekrar kapatılacakmış gibi duran tabela var. Diyor ki giriş yasaktır. Bu alan 1. derece arkeolojik doğal sit ve tabiat parkı statüsünde koruma alanıdır. Sit kurulları kararı gereği kullanıma kapatılmıştır. İzinsiz girişlerde 2863, 2872, 2873 sayılı kanunlar kapsamında yasal işlem uygulanacaktır. Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü diyor. Evet, şöyle geldiğimizde de burada neyi görüyoruz? Zinciri ve kilidi görüyoruz. Kapının geçici olarak mı, yoksa sezon boyunca açık kalmak şartıyla mı açıldığı henüz verilen bilgiler arasında değil. Burada şimdi tek bir engel kaldı, görüyorsunuz arkamda. Seferihisar Belediye Başkanlığı'nın bakanlık emriyle dökmüş olduğu kum var. Bu kum vatandaşın arabasıyla geçmesinde zorluk yaratıyor. Sabahın erken saatlerinde plaja çok sayıda vatandaşın geldiği de aldığımız haberler arasında. Şimdi Ekmeksiz Plajı'na doğru gideceğiz. Evet, şu anda da Ekmeksiz Plajı'nın içindeyiz. Gördüğünüz gibi Ekmeksiz Plajı araçlarla dolu. Ve şöyle aşağı doğru geldiğimizde de vatandaş adeta bayram ediyor. Gördüğünüz gibi Ekmeksiz Plajı şu anda Seferihisarlılar ve Seferihisar'a gelen misafirlerimiz tarafından doldurulmuş vaziyette. Gördüğünüz gibi Ekmeksiz Plajı verdiğimiz mücadele sonunda açıldı. Halkımız böyle denize giriyor. Baktığımızda evet, ilginç bir şey daha var. Birkaç gün önce yayınlamıştık. Denizde dubalar vardı.
Denizde dubalar vardı ancak şimdi dubaların da kaldırıldığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi vatandaşlar hem piknik yapıyor hem de denize giriyor. Buradan dubaların da kaldırılması bir zaferin işareti. Yani diyebiliyoruz ki artık ekmeksiz plajımız halkın hizmetine açılmış vaziyette. Ve vatandaş burada gördüğünüz gibi ekmeksiz de rahat rahat denizine giriyor, plajına geliyor. Ve evet, bunu biz zafer olarak kabul ediyoruz. Çünkü ekmeksiz plajını bitten bayağı kaptırmadık. Ben tekrar denizi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi birkaç gün önce denizde dubalar vardı. Bunu bayrak medya olarak biz hemen gündeme taşımıştık. Bu yol açılmaz dediler, açtırdık. Şimdi biz bu yol kapanmaz diyoruz. Evet, şu anda plaja gelen Seferihisarlı. Evet. Evet, sizi tanıyalım bir. İsmim Turan Özcan. Turan Özcan. Evet, Turan Bey, neler söyleyeceksiniz? Biz bu plajın açılması için çok büyük mücadeleler verdik. Söylenecek çok şey var. Biz de işte kendi çapımızda mücadele yapmaya çalıştık. Burası 30 yıldır halk plajı olarak biliniyor. Ekmeksiz halk plajı. Evet. Tabelaları falan vardı. Burada tesisler vardı. Ne yaptılar? İşte buralara yeni böyle şeyler yapılınca villalar, evler, daha doğrusu işte otel motel kaynaklı. Bu sefer buraları işte peş peş çekip onlara teslim etmek gibi şeyleri var, fikirleri var belli. Onun için de işte diyorlar ki işte burası orman bölgesi. İşte efendim burada yangın çıkar bilmem ne, böyle hikayelerle insanları buradan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Evet, birkaç gün önce burayı dubalarla da kapatmışlardı. Evet. Dışarıki... Mesela şurayı çekersen orada iskele yapmışlar. Şimdi biz bir yere bir taş koysak hemen evet, hop derler. İşte şöyledir böyledir. Bunun işte kanuni işlemleri var, cezası var filan derler. Orada otelin... Ama burada otel iki tane iskele yapmış. Öbür tarafta da olduğu gibi bu ormanı indirmişler, düzletmişler, evet, plaj haline sokmuşlar. Onlara kimsenin gıkı çıkmıyor, kimse bir şey söylemiyor nedense. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ekmeksizi vermeyeceğiz. Evet, aynen öyle. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Valla baba her şey... Hoş bulmaya valla. Hadi canım. Ben düşündüğümü sen şimdi. Evet, şimdi de Seferihisar'a gelip ekmeksiz plajında misafirimiz olan bir bayanla beraberiz. Merhaba efendim. Sizi bir tanıyalım. Ben Nesrin Sağlar. Nesrin Sağlar. Evet, evet Nesrin Hanım, ekmeksiz plajını nereden biliyordunuz, geldiniz? Bir arkadaşımız vasıtasıyla geldik buraya. Evet. Çok da beğendik. Geçmiş senelerde geldik, kapalı girememiştik. Ama şimdi açmışlar. Evet. İyi ki de açmışlar, çok güzel olmuş. Bu sezonun başlangıcından da kapalıydı ama biz yoğun bir çalışmayla buraya açtırdık. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok güzel bir koy burası. Biz evet, isterdik ki şu tesisler olmasın. Tamamen evet, halka otelin, açık olsun. Otelin evet, gasp ettiği yerler. Aynen öyle olmasın. Halka açık olsun, doğal güzellikler korunsun, doğal haliyle kalsın isterdim. Ama maalesef olmamış. Büyük bir tesis yapmışlar. Şu kadarcık bir alanda bize kalmış. Evet. Buna da şükür deyip kıymet bilmek gerekiyor bence. Seferihisarlılara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bana sahip çıksınlar buralara. Çok güzel doğal ortam var burada. Sahip evet, çıksınlar. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Güzel. Son sözünüz Seferihisarlı plajına, ekmeksizine sahip çık. Aynen öyle. Peki, sahip teşekkür çıksın, ediyorum. Rica ederim.
Evet, ekmeksiz plajını Seferihisar halkına ve misafir olarak gelenlere emanet ediyoruz. Bayrak Medya olarak biz elimizden geleni yaptık. Kendimizi kapıya zincirlemesine kadar ve plajımızın açılmasını sağladık. Dubaların kaldırılmasını sağladık. Kazakların elinden plajımızı alıp Seferihisar halkına teslim ettik. Saygılar.